Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya GİMAT esnafını ziyaret etti. Cuma namazını GİMAT Merkez Camii'nde kıldıktan sonra GİMAT esnafıyla bir araya gelen Karakaya, Ankara'nın ranta dayalı yönetildiğine dikkat çekti. Bir şehrin ekonomik zenginliği onun ürettiği rantla ölçülür. Biz buna artı değer diyelim, katma değer diyelim. Ankara mütevazı rakamlarla bütçesi kadar da bir rant üretiyor. İmardan, otoparktan, hafriyattan, pazar piyasa tahvillerinden ürettiği rant 7 kat milyon eski parayla. Asgarisini söylüyor, bütçe kadar. Peki Ankaralı bundan istifade ediyor mu? Hayır, Ankaralı bundan istifade edemiyor. Sadece Konya yolu kenarında 40 katlı, 45 katlı yükselen kulelerden bahsediyoruz. Ne oldu orada? Benim yaptığım hesaplamada 4,5-5 milyara yakın orada bir imar rantı ortaya çıktı. Peki bu imar rantından kim yararlandı? İki elin parmaklarını geçmedi. Ankara Türkiye'nin başkenti, muadili olan dünya Avrupa başkentlerine baktığınızda asgarisinde 250 kilometrelik metro yıllar öncesinden yapılmış. Şehir belli akslar üzerinden büyütülüyor. Öyle yağ lekesi içinde mevzi imarlarla, parça imarlarla değil. Böyle yapılırsa ne oluyor? Ankara'nın ulaşımı lastik tekerlekli otomobil ve asfalt yola mahkum ediliyor. Bu da bizi pahalı bir şehir yaşamaya mahkum ediyor. GİMAT esnafı Karakaya hakkında düşüncelerini paylaşarak merak ettiklerini sordular. Kısa bir zaman önceye kadar 5-6 seneden beri Etimetut yönetiminde yüzlerce insanın günahına girerek AK Parti'ye kayıt yapan 82 yaşında Hulusi Baba diye Etimesut Teşkilatı'nın en ucuz köşesinde dahi tanıdıkları, saygı gösterdikleri bir amcanız olarak şu sizi dinledikten, bilhassa bu programı da izledikten sonra yani size oy vermemek mümkün değil. Karar aldık. Bazıları işte ara yaptı falan yaptı işte başa baş gidiyor falan mantur. Biraz evvel zatanınızı da duyurdunuz. Biz 82 yaşında Erzincan'da doğuda doğmuş büyümüş 20 seneden 30 seneden beri de Ankara'da ikamet eden burada yerleşen amcanız olarak biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetini çok iyi biliyoruz. Cenab-ı Hak tabii iyi insanlar orada da var yok değil ama bugünkü bu hükümetin tutulmasının hala bazıları tarafından büyük 17 Aralık'ta büyük dünyada hukuku bulmayan, eşi olmayan bir yolsuzluğa rağmen tutulmasının az da olsa tutulmasının çok büyük fire verdiğine inanıyorum. Çünkü halkın içindeyiz biz. Yegane şeyi milletin zamanında, CHP zamanında her şeyi, maddi manevi, her türlü hasletleriyle oynadılar. Zorluklar çekildi. Şu projelerimize bahsedelim, kendi adıma söylüyorum. Bizim memleketimizde de artık ülkede üst kademedeki insanlar olsun, sizin gibi alttan gelen arkadaşlarımız olsun, bir birlik mesajlarının olduğunu, yani iyi şeylerin düşürdüğünü gördük. O yüzden sizi takdir ediyorum. Projelerinizin hiçbirinde ayakları yere basmayan bir şey yok. Güzel bir proje. Yani bir Paris almışız, gelmişiz yer altını, yer üstünü buraya koyuyoruz. Olay bu bence. Yani hayal üreterek, insanları kandırarak, artık insanlar kanmıyor. Ama benim sizden gördüğüm şu anda, takdir ediyorum, güzel projelerimiz var. Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Başka bir şey demiyorum. Yani bu seçimde olmaz, öbür seçimde olur, onda olmaz, bunda olur, hiç önemli değil. Ama sizin gibi kardeşlerimizin bizlere bu şekilde projelerle geldiği zaman
her zaman başımızın üstünde yeriniz var. En son Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın halkı bozkurt yaparak selamlaması hakkında bu görüşleriniz nelerdir? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde ülkücüler Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı çıkarma gücüne sahipler. Siz bakarsanız herkes oraya. Ve 6 aydır da sahada, alanda bir adayları var. Bu adayların etrafında da kenetlenmişler. Ve bu seçimden de galip şekilde çıkacaklar. Buna da inanıyorum. Şimdi ben 6 aydır sahadayım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım. 3 yıldır genel başkan yardımcısıyım. 10 yılı aşkın süredir Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. 10 yıl Ekonomi Komisyonu'nun başkanlığını yaptım. 2 dönem milletvekili adayım. Şimdi teşkilatın içindeydim. Siz Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partililerin adayıyla ilgili bir sorunlarını ya da bir sıkıntılarını duydunuz mu bugüne kadar? 6 aydır sahada olan bir adam. Hiç duydunuz mu? Birin araştırıp bir tane cümle, bir kelime bulamaz. Herkes diyor ki biz bu sefer geçmiş dönemdekinden daha iyi aday çıkardık ve sahada diyor. Daha dünyayı bilen. Burası Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi olmasının ötesinde Türkiye'nin başkenti, temsil görevi var. Biz de diyor dünyayı bilen, yurt dışında finans yöneticiliği yapmış, akademisyen, bürokrat, siyasetin içinde vatandaşla kaynaşan bir aday çıkardık diyor. MHP'nin şeyi bu. Şimdi o günkü olayı hemen ben size söyleyeyim. Bakın orada ne var biliyor musun? Orada biz sunuma da bakın. Orada bir tane vatandaş, bir herhalde kaç 30 küsur yaşlarında bir tanesi benim posterimi yanımda mıydı, Hazır Mutlu mu gitti, önüne mi geçti bilmiyorum. Çıkararak kurt işareti yapıyor. Böyle bir işaret yapıyor. Şimdi basın orayı vermiyor. Vatandaşın biri diyor işte MHP işaretiyle diyor selamladı, o da onu selamladı diye şey veriliyor. Bir protesto var mesela, o gösterilmiyor. Hem de her yerdeki, hiçbir yerdeki protesto gösterilmiyor. Şimdi bakın. GİMAT esnaf ziyaretinin ardından Karakaya, Özankara Gıda ve İthalatçılar Maddeleri Tüccarları Derneği'ni ziyaret etti.